أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جملة hoş geldiniz. Bugün yeni bir konuya giriş yapıyoruz inşallah. Babun fi alamati hubbillahi teala lil abdi vel hatmi alet tehalluki biha ve sa'yi fi tahsiliha. Allah Teala'nın bir kulu sevmesinin alametleri ve Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini elde etmeye teşvik ve bu konuda gayret sarf etmek diye tercüme edebileceğimiz bir baptayız. Gene İmam Nevevi merhum birkaç ayet-i kerime ile başladı. Birinci ayet Ali İmran suresinin 31. ayeti. Bismillah. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُرُ الرَّحِيمُ. Ey Habibim, de ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana ittiba edin ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çokça bağışlayandır, çokça merhamet edendir. Evet, bizim Sünnet-i Seniyye ile ilgili hemen her konuşmamızda mutlaka zikretmeye çalıştığımız ayet-i kerimelerden birisi bu. Nüzul sebebi hakkında farklı rivayetler var. Ama ehli kitap hitaben indiğine dair rivayet biraz daha anlamlı görünüyor. Ehli kitap bilhassa Medine-i Münevvere'deki Yahudiler Allah Teala'yı sevdiklerini söylüyorlar. Hatta bununla da kalmıyorlar. Allah Teala'nın da onları sevdiğini söylüyorlar. Efendim, nahnu ebnaullahi ve ehibbauhu, hatta daha da ileri giderek biz Allah'ın oğulları ve sevdikleriyiz diyorlar. Cenab-ı Hak onların böyle dediğini bize haber veriyor. Böyle diyorlar mı? Evet, böyle diyorlar. Tevrat'ta ve bilhassa İncil'de bu tabiri çok görüyoruz. Allah'ın oğlu tabirini. Ve o ehli kitabın iddiasına göre onlar bu ifadeyi haşa Allah Teala'nın çok sevdiği varlıklar için kullandıklarını söylüyorlar. Yani biz birden fazla yaratıcı vardır demiyoruz, birden fazla rızık veren, öldüren, dirilten vardır demiyoruz. Ama Allah'ın sevdiği kimselere bunun alameti olarak Allah'ın oğlu diyoruz. İlla bu haşa Allah evlendi de ondan bir evlat oldu anlamında değil, mecazdır diyorlar. Fakat Cenab-ı Hak bunu asla kabul etmiyor. Bunun şirk olduğunu Kur'an'da pek çok yerde bize ifade ediyor. Ve bu ehli kitabın hevasıdır, ehli kitabın zannıdır. Bunun hakikatle bir bağlantısı yok. İşte o cümleden olarak Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben buyuruyor ki onlara de ki eğer gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana ittiba edin ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Buradan anladığımız şudur. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ittiba etmek, onun sünnet-i seniyyesini takip etmek, ona itikatta, ibadette, ahlakta, amelde, seyr-i sülükte, her alanda tabi olmak, onun ardınca gitmek Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini celbeder. Daha doğrusu Cenab-ı Hakk'ı sevdiğimiz şeklindeki iddianın gerçek olup olmadığına delalet eder. Kuru kuruya ben Allah'ı seviyorum demekle olmuyor demek ki bu iş. Efendimizin sünnet-i seniyyesine ittiba etmek lazım.
Cenab-ı Hakk'ın bizi sevmesi buna bağlanmış ayet-i kerimede. Dolayısıyla ehli kitap için olsun, bizim içimizdeki bir kısım bid'at ehli kimseler için olsun, Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini celbetmek ve ona olan muhabbetimizin hakikat olduğunu ifade etmek istiyorsak sünnet-i seniyeye ittiba edeceğiz. Bu müminlerin hedefidir, temel hedefidir. Cenab-ı Hakk'ı sevmek müminlerin temel hedefidir. İmanın tabii bir yansımasıdır. Geçen hafta ve evvelsi hafta görmüştük. Allah Teala'yı ve onun Resulünü onlar dışındaki her şeyden çok sevmek, üstelik de yani bu sıradan bir muhabbet değil. Allah'ı ve Resulünü Allah ve Resulü dışındaki her şeyden daha fazla sevmek. Cenab-ı Hak iman eden kullarının velisi, dostu olduğunu bize muhtelif ayet-i kerimelerde bildiriyor, zikrediyor. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nur gibi ayet-i kerimelerde Allah müminlerin velisidir, dostudur. Onları karanlıklardan nura, aydınlığa çıkarır. Allah Teala iman eden kulunu, hakkıyla iman eden kulunu seviyor demek ki. Hakkıyla iman etmek de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tebeiyetten, itaatten, ittibadan ve muhalefet etmemekten geçiyor. Bunun başka bir yolu yok. Ben peygamberi seviyorum. Peygamberden bana sadece Kur'an geldi. Onun dışında gelen hiçbir şey inandırıcı değil, güvenilir değil, bağlayıcı değil. Bize Kur'an yeter diyen içimizdeki bir kısım insanlara da bu ayet-i kerimeyi okumak lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba nasıl olacak ki? Kur'an ayetlerine iman ediyoruz, Cenab-ı Hakk'a itaat ediyoruz, tamam. Ama ayrıca Efendimiz'e ittiba da var ki bunu daha önceki pek çok vesilede söylemiştik. İtaat ayrı bir şey, ittiba ayrı bir şey. Ve ittiba Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yapılır. Cenab-ı Hakk'a ittiba edilmez ontolojik olarak demiştik. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ittiba nasıl olacak? Elbette onun sünnet-i seniyyesini takip ederek, ona titizlikle riayet ederek, onu hayatımızın pusulası kılarak, rehberi kılarak olacak. Bu anlamda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bilerek, isteyerek herhangi bir tebligatında, tebligatının herhangi bir bölümünde muhalefet etmek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etmemenin göstergesi olur. Yani Efendimiz bir konuda bir şey buyuracak ama mümin olduğunu iddia eden bir kimse kalkıp diyecek ki Kur'an'dan başkası beni bağlamaz. O zaman onun Efendimiz'e ittiba iddiası havada kalacak. Çünkü Efendimiz'e muhalefet etmemesi lazım. Ve bu ittibanın da gönüllü bir bağlanış olması lazım. Yani bu da tabii içinde muhabbeti de barındıran bir izlemedir, bir ittibadır. Muhabbetten mahrum bir ittiba zaten düşünülemez. Böyle bir şey mümkün de olmaz. Toparlayacak olursak Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bize ilettiği, ulaştırdığı, tebliğ ettiği Kur'an olsun, sünnet olsun. Her şeyde harfiyen ona riayet etmeye çalışmak, bid'at çıkartmamaya özen göstermek Efendimiz'e ittibanın göstergeleridir. Bu olduğunda da Cenab-ı Hak bizi sevecek ve günahlarımızı bağışlayacak. Buradan tabii ehli kitaba çıkan ders de kolaylıkla anlaşılacağı gibi Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız Resul-i Ekrem'e ittiba edeceksiniz. Ona tabi olacaksınız, ona itaat edeceksiniz. Yoksa biz Allah'ın sevgilileriyiz, sevgili kullarıyız, oğullarıyız haşa. Böyle demekle Allah'a muhabbet ispat edilmiş olmaz. Varlığı
efendim ispat edilmiş olmaz. Bir diğer ayeti kerime Maide suresinin 54. ayeti. Bismillah ya eyyuhellezine amenu men yertedde minkum an dinihi fesevfe ye'tillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbunehu edilletin alel mu'minine e'izzetin alel kafirine yücahidune fi sebilillahi ve la yekhafune levmete la'imin zâlike fadlullahi yüktihi men yeşâ vallahu vâsi'un alim. Ey iman edenler, sizden kim dininden dönerse bilin ki fesefe ye'tillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Allah öyle bir kavim yaratır, sizin yerinize öyle bir kavim getirir ki onlar Allah'ı severler, Allah da onları sever. Edilletin alel mu'minine, müminlere tevazuyla davranırlar, alçak gönüllülükle davranırlar. İzzetin alel kafirin, kafirlere karşı da izzetli bir duruşları vardır. Yücahidune fi sebilillah, Allah yolunda cihad ederler. Ve la yakhafune levmete laimin, herhangi bir kınayıcının kınamasından, eleştirenin eleştirmesinden korkmazlar, çekinmezler. Zalike fadlullahi yu'tihi men yeşâ. İşte bu Allah'ın fazlı keremidir, ihsanıdır ki dilediğine verir. O keremi, lütfu geniş olandır ve her şeyi hakkıyla bilendir. Ayet-i kerimenin nüzul sebebiyle ilgili olarak farklı şeyler söylenmiş. Yemen coğrafyasında İslam'ı kabul edecek olan kimseler hakkında indiğine dair rivayetler var. Efendim, daha başka rivayetler de var. Hatta enteresan, böyle parantez içi bir şey söyleyeyim. Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ki bu ayet Hazreti Ebubekir döneminde onun yalancı peygamberlerle ve irtidat edenlerle mücadelesi hakkında inmiştir. Bunu okuduğumuz zaman nüzul sebebi konusunda geçenlerde de yine bir yerde soruldu. Bazen tefsirlerde veya sebebi nüzul kaynaklarında bir ayetin nüzulüyle ilgili farklı rivayetler okuyabiliyoruz ya, bunların birbiriyle bağlantısı yok. Bir de Hasan-ı Basri Hazretleri'nin söylediği gibi vahiy kapısı kapandıktan sonra bu ayet şunlar hakkında indi diye rastladığımız şeyler var. Bunlar nedir? Burada maksat şu olay meydana geldi de bu ayet onun üzerine indi değil. Bu ayetin masadakında anlam haritası içinde bu olay da var demektir. Yani nezele fi keza dendiği zaman biz bundan illa nüzul sebebi odur, o olay meydana geldi de bu ayet indiği anlamayacağız. Bu ayet-i kerimenin şumulu içerisinde, muhtevası içerisinde bu da vardır. Bunu anlayacağız. Böyle olunca tabii nüzul vahiy kapısı kapandıktan sonra gösterilen nüzul sebepleri de anlaşılmış oluyor. Doğrusu ben bu ayet-i kerimeyi okuduğumda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den sonra, sahabe-i kiramdan sonra ki tarih ve zaman dilimleri de geliyor aklıma. Hasan-ı Basri Hazretleri'nin o sözüyle bağlantılı olarak ecdadımızın bu dine yaptığı hizmet, burada anlatılan hususların tam da ecdadımız üzerine oturuyor olması beni hep düşündürmüştür. Onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Müminlere karşı tevazu ile davranırlar. Alçak gönüllü davranırlar. Kafirlere karşı izzetle muamele ederler. Allah yolunda cihad ederler. Kınayanın kınamasından korkmazlar. Baktığınızda adeta ecdadımız anlatılıyor burada. Elbette onlardan önce bu dine bu vasıflarla hizmet edenler de bunun içindedir. Ama bilhassa Abbasilerin sonundan itibaren çok uzun asırlar
işte Gazneliler, Selçuklular, Osmanlılar diye baktığınızda ecdadın bu dine yaptığı hizmetler ve evsafı, vasıfları tam da bu ayet-i kerimede anlatıldığı gibi gözümüzün önünde canlanıyor. Vallahu alem. Ayet-i kerimede enteresan bir nokta var. Yuhibbunehum ve yuhibbunehu edilletin alel mu'minin. Müfessirler diyorlar ki burada edilletin lil mu'minin diyebilirdi Cenab-ı Hak. Öyle demesi de Arap diline uygun olurdu ama burada lam harfi yerine ala harfi geldi. Acaba nedendir? Birkaç sebep üzerinde duruyorlar. Birincisi bu ayet-i kerimede anlatılanlar ümmeti Muhammed'in garibine, gurebasına, fakirine, fukarasına, miskinine sahip çıkanlardır. O yüzden alel müminin dedi. Müminler üzerine tevazuyla muamele ederler. Müminlerin üzerindedirler, yetki sahibidirler, kuvvet sahibidirler. Ama müminlere tevazuyla muamele ederler. Gerçekten çok hassas bir anlatım bu. Buradan da anlıyoruz ki bir ayeti kerimeyi başka bir dile tercüme ederken bir cümleyle bunu yapmak mümkün olmuyor. Bunu tefsir etmek, açıklamak lazım ki burada neden ala geldi, neden lam gelmedi? Efendim, izzetin alel kafirinde bunu çok daha net görüyoruz. Kafirlerin üzerinde bir kuvvet ve onlara izzetle muamele ediyor. Zaten izzetli olmanın da üst tarafta olma şeklinde tabii bir şeyi var. Tahakkuk alanı var. İzzetliyseniz yukarıdan bakarsınız, emredersiniz, dikte edersiniz. Kuvvet sizdedir, salabet sizdedir. Dolayısıyla izzetli olan aşağıdan yukarıya bakmaz. Bugün bizim baktığımız gibi. Efendim, küresel bir sistem kurmuş dünyanın eşkıyaları. Efendim, müminlerin tepesine çökmüşler. Ve oradan bize emrediyorlar, buyuruyorlar, dayatıyorlar. Biz de zilletle aşağıdan yukarıya bakıyoruz. Ecdadımız böyle değildi. Osmanlı askerinin kıyafetini gönderiyordu bazen. Almanya ile Fransa arasında bir ihtilaf olduğunda Osmanlı'dan yardım istendiğinde padişah birkaç takım yeniçeri kıyafeti gönderiyordu. Alın bunları askerlerinize giydirin diye. Cenab-ı Hak eski izzetimizi bize iade etsin. Tam da bugünler o günlerdir. Hepimiz maalesef ruhumuzda, bütün hücrelerimizde hissediyoruz bunu. Kardeşlerimiz orada doğranıyor. Biz dua etmekten, ahvah etmekten başka bir şey yapamıyoruz. Benim hep bugünlerde, böyle zamanlarda aklıma gelen duadır o. Allah Teala ümmete eski izzetini iade etsin. Bizi de buna layık eylesin ki dünyaya yeniden adalet gelsin. Yücahidûne fî sebîlillah. Demek ki bu gelecek olan kavim Allah yolunda cihad etmek onun bir vasfı olacak. Burada onların vasıfları sayılıyor. Ezilletin alel mu'minîn. Efendim, eizzetin alel kafirîn. Yuhibbuhumullah ve yuhibbunallah. Bunlar hep onu gösteriyor ki bu Cenab-ı Hakk'ın, siz eğer dinden dönerseniz Allah böyle bir kavim getirir. Bu şu demektir, Allah Teala böyle olmanızı istiyor. Bu vasıflara sahip olmanızı istiyor. Evet, وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. Müslüman olmanın vasfı gereği bir şey yapacaksınız, korkuyorsunuz, korkuyoruz. Aman böyle yaparsak ne olur? Dünyada bize ne derler? Efendim, gelişmiş ülkeler, küresel sistem bizim hakkımızda ne söyler diye endişe ediyoruz. Dolayısıyla yapmamız gerekenleri yapamıyoruz. Burada bir kere daha ayet-i kerimenin bu kısmında da bir kere daha bunu derinden hissediyoruz. Bu ayet-i kerimede zikredilen hususları biz hadis-i şeriflerde de görüyoruz.
Daha önce muhtelif vesilelerle değinmiştik. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hicret öncesi birinci ve ikinci Akabe beyatlarında Ensar'dan beyat almıştı. O her iki beyatta da bulunan Ubade bin Samit radıyallahu anh. Buhari, Müslim vesair kaynaklarda gördüğümüz bir rivayet var. Cünade bin Ebi Ümeyye diyor ki dehalna ala Ubade tebne Samiti ve huve maridun. Hastaydı. Vefat hastalığındaydı. Ubade bin Samit'in yanına gittik, ziyaretine gittik. Fekulna, ona dedik ki hadditna aslahakallah. Allah senin umurunu ıslah eylesin. Bize bir şeyler anlat, bir şeyler söyle veya bize hadis naklet. Her iki anlama da gelebilir. Hadisna. Hadisna aslahakallah bi hadithin yenfe'ullahu bihi. Semi'tehu min Resulillah. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den duyduğun bir şeyler anlat bize veya bir hadis, birkaç hadis naklet ki efendim Allah Teala onunla bizi menfaatlendirsin. Fekale, dedi ki da'ana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz bizi davet etti. Febayahnahu, biz de ona beyat ettik. Fekâne fîmâ akhada aleyna en bâye'nâ, onun bizden aldığı beyat sözleri arasında şunlar vardı. Ale's-sem'i ve ta'ati, dinleyeceğiz ve itaat edeceğiz. Fî menşetina ve mekrehina, hoşumuza giden hususlarda da hoşumuza gitmeyen hususlarda da dinleyip itaat edeceğimize dair bizden beyat aldı. Ve usrina ve yusrina, zor zamanımızda da rahat zamanımızda da dinleyip itaat etmek üzere. Ve en la nunazi'ul emre ehlehu, hiçbir konuda işin ehline muhalefet etmeme konusunda bizden beyat aldı. Kale illa en terav kufren bevvahen, eğer açık bir küfür görürseniz, elinizde böyle bir delil varsa, bir fiil açık bir küfürdür efendim, o zaman ona karşı dinleme ve itaat etme yoktur. Hangi konuda? Ve en la nunazi'al emre ehlehu, yetki sahiplerine muhalefet etmeme konusunda bizden beyat aldı. Bunun bir istisnası var. Yetki sahipleri size açık bir küfür emrederlerse o zaman onda itaat yoktur diye bizden beyat aldı aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor. Benzeri bir rivayet gene Ebu Zer radıyallahu anh'tan gelmiş. İmam Ahmed'in Müsned'i vesair kaynaklarda var. Orada da gene bu vurguyu görüyoruz. Diyor ki emereni halili bi seb'in, dostum bana yedi şeyi emretti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kastediyor. Yedi şeyi emretti. Emarani bi hubbil mesakin, beni miskinleri bana miskinleri sevmemi emretti. Yani hiçbir şeyi olmayan, bugünden yarına yiyeceği olmayan Müslümanlar, bunları sevmemi emretti. Ve dunuvvi minhum, ve onlara yakın yaşamamı emretti. Ve emarani en enzura ila men huve duni. Bunlar arkadaşlar bize de öğüttür aynı zamanda. Hazreti Ebu Zer'e mahsus şeyler değil. Bize de bunlar öğüttür. Efendim. Ve emarani en enzura ila men huve duni ve la enzura ila men huve fevki. Dünyalık olarak benden daha aşağı durumda olanlara bakmamı emretti. Benden daha yukarıda olanlara değil. Arkadaşlar, ekonominizin düzelmesini mi istiyorsunuz? Şu cümleyi alın, hayatınıza rehber yapın. Bizden aşağı durumda olanlara bakalım. Ekonomisi, maddi durumu, geliri. Daha yukarı bakanlara bakıp da, daha yukarı olanlara bakıp da niye onda var bende yok? Veya bende de olmalıdır, bu benim de hakkımdır diye kendimizi paralayacağımıza, bizden aşağı olanlara bakalım.
Hem onlarla ilgilenelim, onlara el uzatalım, hem de hamd edelim, şükredelim. Bu bir hayat prensibi aslında. Efendim, tıpkı diğer hususlar gibi. Ve emrani en asiler rahime ve in edberet. Daha önce gördük sıla-i rahim babında, hatırlayacaksınız. Bana arkasını dönse bile sıla-i rahimi kesmememi emretti. Yani bu bağlantıyı sürdürmem gereken anadır, babadır, akrabadır. Bunlarla bağlantımızı sürdürmemiz lazım. O bize arkasını dönmüş olsa bile bizim onunla bağlantıyı devam ettirmemiz. Ve emrani ella es'ele ahaden şey'en. Ve bana hiç kimseden herhangi bir şey istemememi emretti. Ve emrani en ekule bil hakki ve en kâne murran. Çok acı da olsa bana hep hakkı söylemeyi emretti. Ve emrani en la ehafe fillahi levmete laimin. Allah yolunda hakkı söyleme, hakkı yapma noktasında kınayanın kınamasından korkmamamı bana emretti. Ve emrani en üktire min kavli la havle ve la kuvvete illa billah. Ve bana şu sözü çokça söylememi emretti. La havle ve la kuvvete illa billah. Fe innehunne min kenzin tahtel arş. Zira bu sözler, bu cümle efendim arşın altından gelen, kaynaklanan hazinelerden bir hazinedir. Evet, gerçekten de bir hayat rehberi. Ebu Zer radıyallahu anh bunları hayatında tam olarak yapmış. Hep öyle tercih etmiş. Bir lokma bir hırka, öyle yaşamış, öyle vefat etmiş. Efendim, hatta bunu bir emir olarak telakki etmiş. Onu da biliyoruz ki sahabe-i kiram arasında Hazreti Ebu Zer'le bu konuda çekişenler olmuş, ihtilaf edenler olmuş. O çünkü gittiği yerde bunu emredermiş. Böyle yapın. Bir lokma bir hırkadan fazlasını tasadduk edin, haramdır noktasına kadar gitmiş. Bu onun içtihadı tabii. Efendim, onun hayatını, menakıbını okuduğumuzda bunları görüyoruz. Evet, demek ki bu ayet-i kerimede zikredilen hususlar Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremidir. Onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Müminlere mütevazi davranırlar, kafirlere izzetle muamele ederler. Allah yolunda cihad ederler, kınayanın kınamasından korkmazlar. Bütün bu vasıflar Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremidir ki dilediğine verir. Evet, İmam Nevevi merhum bunları zikrettikten sonra hadislere geçiyor. Çok bildiğimiz bir rivayet, veli hadisi diye de bilinen bir rivayet. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnnallâhe teâlâ kâle men âdâ li veliyyen fekad âdentuhu bil harb. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهِ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَا la u'izennehu revahul Bukhari. Evet, İmam Bukhari rahmetullahi aleyh rivayet ediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh nakletmiş ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuş İnnallâhe teâlâ kâle. Allah Teala şöyle buyurdu. Bu bir hadisi kutsi. Men âdâ li veliyyen fekad âdentuhu bil harb. Kim benim bir velime düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim. Ve ma taqarrabe ileyye abdi bi şey'in ahabbe ileyye mimme iftaradtu aleyhi. Kulum bana kendisine farz kıldığım amellerle yaklaştığı kadar başka hiçbir şeyle yaklaşmaz. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın en sevdiği ameller farz kıldığı ameller.
bu cümle onu açık bir şekilde ifade ediyor. وَمَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ اَحَبَّ اِلَيَّ مِمَّ اَفْتَرَدْتُ عَلَيْهِ Kendisine farz kıldıklarım dışında efendim benim için sevgili olan, sevimli olan hiçbir şeyle kulum bana yaklaşamaz. Buradaki yaklaşma Cenab-ı Hak nezdinde makbuliyet elde etmek, Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini celbetmek, rahmetini, mağfiretini celbetmektir. Yoksa hatırlayın akaid dersinde görmüştük, İmam Ebu Hanife Hazretleri demişti ki Allah Teala'ya yakınlık mesafeyle olmaz. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ Kulum bana nafilelerle yaklaşmaya devam eder. Demek ki esas yaklaştıran husus farzlar ama Cenab-ı Hak nezdinde onun muhabbetini celbedecek dereceye ulaşmak, yani veli sıfatına layık olmak, nafilelere dikkat etmekle mümkün. Buradan da onu anlıyoruz. O kadar yaklaşır ki kulum bana, hatta uhibbehu, ben onu severim. فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ Ben onu sevdiğim zaman كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذ۪ي يَسْمَعُ بِه۪ Onun işittiği kulağı olurum. Benimle işitir. وَبَصَرَهُ الَّذ۪ي يُبْصِرُ بِه۪ Gördüğü gözü olurum. Benimle görür, benimle bakar. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا Tuttuğu eli olurum. Benimle tutar. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِ بِهَا Yürüdüğü ayağı olurum, benimle yürür. Ve inselani ataytuhu benden bir şey isterse onu veririm. Ve la in istaadani ben bana sığınırsa la uidennahu mutlaka onu korumam altına alırım. İmam Nevevi merhum bu son cümlede bir farklılığa dikkatimizi çekiyor. وَلَاِنْ اِسْتَعَادَن۪ي diye gelmiş. Bazı rivayetlerde وَلَاِنْ اِسْتَعَادَ bi şeklinde gelmiş. B harfi ceriyle gelmiş. Anlam değişmez. Ama böyle bir rivayetlerde farklılık olduğuna dikkatimizi çekmiş. Evet, veli kelimesi arkadaşlar. Daha evvel bu rivayeti gördük. Riyaz-ı Salih'inde geçti bu. Orada söylemediğimiz birkaç noktayı burada ifade etmiş olalım. Veli kelimesi veli mastarından geliyor. Yakınlık anlamında. Dolayısıyla veli Allah'a yakın olan kimsedir. Bu kelimenin bir işteşlik bildiren muvalat mastarından geldiği de söylenir. Onunla aynı kökten geldiği de söylenir. Bu da muadatın zıddıdır. Muadat iki varlığın, iki insanın birbirine düşmanlık etmesi demektir. Muvalat ise iki kişinin birbirine dostluk etmesi demektir. Eğer veli muvalattan geliyorsa ki o da mümkündür. Cenab-ı Hak müminlerin dostudur. O veli kulunun dostudur. O veli kulu da Cenab-ı Hakk'ın dostudur. Böyle bir karşılıklılık ifade eder. Her ikisi de doğrudur. Her iki anlamda doğrudur. Bu nasıl olur? İşte hadis-i kutsi'de Cenab-ı Hak bunu ifade ediyor. Önce farzlara kemal-i ciddiyetle riayet. Bir kimse farzları ihmal ediyorsa o kimsenin velayetinden bahsetmek şöyle dursun. Cenab-ı Hak nezdinde makbul bir sıradan mümin olduğundan bile bahsetmek mümkün değil. Farzlara riayet edeceğiz kemal-i ciddiyetle. Efendim, nafileleri de farzların üstüne bina ederek götüreceğiz. Dolayısıyla farzları yaptık, bu yeter, tamam yeter. Ama Allah Teala'nın sevdiği, sevdiğini ilan ettiği ve aşağıdaki satırlarda ifadesi geçen, anlamı geçen hasletlerle donattığı bir kimse olmak istiyorsak ki herkes bunu ister. Dua ediyoruz Cenab-ı Hakk'a, dualarımız karşılık bulmuyor, öyle düşünüyoruz, öyle zan ediyoruz.
Ama Cenab-ı Hak burada peşin peşin söylüyor. Eğer veli kulsa dua eden, onun duası geri çevrilmez. Nitekim bizim kaynaklarımızda, menakıp kitaplarımızda efendim duası müstecaptı denen insanlar var. Çok fazla sayıda var. İşte o ancak o velayet mertebesine ulaşmakla mümkün. Bir kimsenin veli olduğunu buradan da anlayabiliriz arkadaşlar. Eğer bir kimse dua ettiğinde duası icabet görüyorsa, karşılık görüyorsa, behemahal yani karşılık görüyorsa o kimse velidir. İlla keramet göstermesi gerekmez. Bazen böyle bir yanlış algı gözlemleyebiliyoruz toplumda. Veli kimdir? Keramet gösterendir. Velinin keramet göstermesi şart değil. Velayet için keramet şart değil yani. Hiç keramet göstermeyen veli de var. Ve esasen konuyla ilgili kitaplara, tasavvuf kaynaklarına baktığımızda velinin elinden gayri iradi olarak bir keramet zahir olduğunda veli ondan utanır ve onu gizlemeye çalışır derler. Dolayısıyla bu bir ilkedir arkadaşlar. Çok fazla günlük hayatta karşılaştığımız bir şey bu. Yani falan zat velidir derler ve arkasından başlarlar keramet anlatmaya. Aslında bu doğru bir şey değil. Bir insanın velayetinin göstergesi bir istikamettir. İstikamettir. İki, duasına icabettir. Dua ettiğinde duası kabul oluyorsa bitmiştir. Hayatına bakıyoruz, müstakim yaşıyorsa, müstağni yaşıyorsa, dünyaya meyletmiyorsa, dünyaya meyletmemeye çağırıyorsa, kendisi de öyle yaşıyorsa, efendim, evet o kimse hakkında hüsnü zan edebiliriz ki o kişi velidir. Gerçi bizim kimin veli olduğunu tayin etmek gibi bir görevimiz yok. Efendim, buna da kalkışmamak lazım. Ama çok günlük hayatta dediğim gibi çokça karşılaştığımız bir mesele olduğu için Allah rahmet eylesin, İsmail Çetin hocamızın bir kitabı var bu konuda. Kitabın adı Mümin Velinin Kerameti, Müminin İstikametidir. Kitabın adı bu. Ve mutlaka okunması lazım. Müminin istikameti velinin kerametidir. İstikamet yoksa velayet de yok. Hadis-i Kutsi'den arkadaşlar çıkarmamız gereken birkaç ders var, birkaç hisse var. Allah Teala bir kulunu sevdiği zaman onu her türlü muhafaza eder. Ona düşmanlık edene harp ilan eder, savaş ilan eder ki çok tehlikeli bir şey. Allah dostlarını harp ilan etmemeye dikkat etmek lazım. Allah dostlarını incitecek şeyler yapmamaya, söylememeye dikkat etmek lazım. Velev ölmüş gitmiş olsunlar. Yani hayatta olmasınlar. Dolayısıyla geçmiş nesiller, kuşaklar hakkında konuşurken, evliyaullah hakkında konuşurken, bilhassa bu ümmetin selefi hakkında konuşurken, dilimize bir terbiye, bir nezaket, bir incelik vermemiz lazım. Yoksa aksi halde Allah korusun, Allah Teala'ya hasımlık gündeme gelir ki bu sonucu baştan belli bir hüsrandır. Allah korusun. Evet, hadis-i şerifte kulum bana nafile, hadisi kutsi'de kulum bana nafilelerle yaklaşır. Öyle ki en sonunda ben onu severim. Sevdiğimde onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Buralarda mecaz ifadeler var arkadaşlar. Şarihler bunları uzun uzun anlatmışlar. Yani ne demek işiten kulağı olurum? Ez cümle, o kuluma ben, o kulumun kulağına, kulağından kalbine efendim haram bir şeyin, münker bir şeyin, günah bir şeyin gitmesine izin vermem. Onun kulağına hakim olurum. Onun işitme duyusu benim kontrolümde olur. Dolayısıyla sadece helal şeyleri işitir.
helal şeyleri görür, helal şeylere bakar, onun gözünü de korurum. Harama bakmaktan onu muhafaza ederim. Haramı tutmaktan ya da harama gitmekten onu muhafaza ederim. Anlamı bu şekilde düşünmek gerekir. Bu rivayeti arkadaşlar İmam Bukhari'de okuyoruz. Kütüb-i Sitte içerisinde sadece Bukhari'de var. Bir de araştırabildiğim kadarıyla İbn-i Hibban'ın sahihinde var. Bir de Taberani rivayet etmiş. Yani bizim hadis kitabı dediğimizde ilk aklımıza gelen kaynaklarda bu rivayet yok. Bukhari'de oluşu da eleştiri konusu olmuş. Efendim rivayetin senedinde iki tane ravi var. Özellikle bunlar üzerinden bu rivayet şiddetli bir şekilde eleştirilmiş. Efendim bu raviler kimler? Hemen senede bakayım. Halid bin Mahlet isimli bir ravi var. İmam Ahmed demiş ki bu zatın çok münker, çok zayıf, sahihlere aykırı rivayetleri var. Efendim Ebu Hatim onun rivayetleri delil olarak ileri sürülemez demiş. Bunlar çok ağır eleştiriler. Efendim İbn Ati bu zatın 10 tane hadisini zikretmiş. Efendim bu hadisi de zikretmiş. Bu adamın münker rivayetlerindendir diye. Sonra da demiş ki bu çok garip bir rivayet. Efendim eğer Sahih-i Buhari'nin otoritesi olmasaydı demiş, alimler bu rivayeti Halid bin Mahled'in münker çok zayıf rivayetleri arasında sayacaklardı. Ama Sahih'te zikredildiği için buna bir şey diyemiyorlar, dillerini tutuyorlar. Fakat tabi sadece Halid bin Mahled değil, aynı zamanda Şerik bin Abdillah bin Ebi Nemr de çok tenkit edilmiş. Sahih'te bu adamın başka rivayeti de var. Miraç konusunda hatırlıyoruz özellikle. Miraç rivayetini sevk ettikten sonra diyor ki bu Efendimiz'e vahiy gelmeden önce bu hadise vuku buldu. Oysa biliyoruz ki Efendimiz'e vahiy geldi. Aradan yıllar geçti. Efendim o Kureyş'in boykotuna maruz kaldılar. Hazreti Hatice validemiz ve Ebu Talip vefat etti. Efendimiz'e teselli maksatlı bir mucizedir bu Miraç diyorlar. Ama bu Şerik böyle bir şey de rivayet etmiş. Efendim şarihler diyorlar ki bu zatların yer almadığı başka senetler de var. Bu metin sadece bu zatlardan gelmemiş, başkaları da var aynı metni rivayet etmişler. Bunların tamamını bir arada düşündüğümüzde rivayet en azından hasen seviyesindedir diyorlar. Bukhari'de bu rivayetin yer aldığı bölüm de rivayetle çok irtibatlandırılamıyor şarihler tarafından. Dolayısıyla bir hayli uğraştırmış şarihleri. Acaba Bukhari bunu niye rivayet etti ve burada niye rivayet etti? Çünkü rivayet edilen bölüm rikak bölümü. İşte kalbe incelik veren şeyler. Oysa burada rikakla ilgili pek bir şey yok diyorlar. Sonra başkaları cevap veriyor, tartışma uzayıp gidiyor ama aklınızda bulunsun. Rivayet Bukhari'de zikredildiği için eleştirilmemiş ama senedinde bu tarz problemler var. Evet, 387'yi okuduk. 388 numaralı rivayet. Ve anhu ey an Ebi Hureyre radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal. İza ahabba Allahu Teala al-abde nada Cibril'e. İnna Allah Teala yuhibbu fulanen fe ahbibhu. Fe yuhibbu Cibril fe yunadi fi ehli's semai inna Allah yuhibbu fulanen fe ahibbuhu fe yuhibbu ehli's semai thumma yud'u lehu al-qabul fi'l ard muttafakun aleyh. Fi rivayetin li Muslim qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna Allah Teala iza ahabba 'abdan da'a Cibril fe qala inni uhibbu fulanen fe ahbibhu. فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض
Ve izâ ebgada abden de'a Cibril'e feyekûlu inni ubgidu fulânen feebgidhu feyubgiduhu Cibril'u thumme yunâdi fi ehlis semâi innallâhe yubgidu fulânen feebgiduhu thumme yudâ'u lehul bagdâ'u fil ard. Ebu Hureyre radıyallahu anh nakletmiş. İki ayrı metin var burada. Birisi müttefakun aleyh, Bukhari ve Müslim rahimehumullah beraber rivayet etmişler. Öbürünü İmam Müslim münferiden rivayet etmiş. Müttefakun aleyh olan metin şöyle: İza habballahu teala el abde nada Cibril'e. Allah Teala bir kulunu sevdiği zaman Cibril'e nida eder. Ki inna Allah Teala yuhibbu fulanen feahibbu feahbibhu. Allah Teala falan kulunu seviyor, sen de onu sev. Feyuhibbuhu Cibrilu, Cibril onu sever. Feyunadi fi ehli semai, sonra gök ehli arasında şöyle nida eder. Meleklere şöyle seslenir. İnna Allahe yuhibbu fulanen feahibbuhu. Allah Teala falan kulunu seviyor, siz de onu sevin. Feyuhibbuhu ehli sema, bunun üzerine sema ehli, gök ehli onu sever. ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْاَرْضِ. Daha sonra yeryüzünde bu zat hakkında bir muhabbet baki kılınır. Yeryüzünde müminler arasında o kulun muhabbeti yerleştirilir. Müminler de o kulu severler. Burası müttefakun aleyh kısmı. Bir de İmam Müslim'in münferiden rivayet ettiği kısım var. Lafızlar biraz daha farklı ve biraz daha uzun, iki bölümlü bir hadis. Efendimiz buyurmuş, اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى اِذَا اَحَبَّ عَبْدًا دَعَى جِبْرِيلَ فَقَالَ. Allah Teala bir kulu sevdiği zaman Cibril'i çağırır. فَقَالَ buyurur ki, اِنِّي اُحِبُّ فُلَانًا فَاَحْبِبْهُ. Ben falan kulumu seviyorum, sen de onu sev. فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ. Cibril onu sever. ثُمَّ يُنَادِ فِي السَّمَاءِ. Sonra gökte, semada şöyle nida eder. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَاَحِبُّهُ. Allah falan kulunu seviyor, siz de onu sevin. فَيُحِبُّهُ اَهْلُ السَّمَاءِ. Bunun üzerine gök ehli de onu sever. ثُمَّ يُوْدَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْاَرْضِ. Daha sonra bu kul hakkında yerde, yeryüzünde hüsnü kabul yerleştirilir. İnsanlar, müminler onu severler. وَاِذَا اَبْغَدَ عَبْدًا. Allah Teala bir kula buğz ettiği zaman de'a Cibril'e feyekul, Cibril'i çağırır ve buyurur ki inni ubgidu fulanen feabgidhu. Ben falan kula buğz ediyorum, ona sen de buğz et. Ve yubgiduhu Cibril'u, bunun üzerine Cibril de ona buğz eder. Tümme yunadi fi ehlis sema, sonra da gök ehli arasında şöyle nida eder. İnnallâhe yubgidu fulanen feabgiduhu. Allah Teala falan kula buğz ediyor, siz de ona buğz edin. ثُمَّ يُوْدَعُ لَهُ الْبَغْدَاءُ فِي الْاَرْضِ. Bunun üzerine de, bunun akabinde, bunun sonucu olarak yeryüzünde o kul hakkında buğz yerleştirilir. Müminler o kimseden buğz ederler, o kimseye buğz ederler. Evet, Allah Teala'nın muhabbetine nail olabilmenin şartlarını yukarıdaki hadiste gördük. Bir kul farzlara riayet edecek, arkasından nafilelerle devam edecek. Bunun üzerine Allah Teala onu sevecek. Sevdiği kulu bu şekilde gök ehli arasında onların da sevmesini emir buyuruyor. Efendim, Cibril de onu seviyor, melekler de bu emir üzerine onu seviyorlar. Yeryüzünde de o kul hakkında bir muhabbet yerleştiriliyor. Allah Teala'nın bir kulu sevmesi ne demektir? Ona merhamet etmesi, ona rahmetiyle muamele etmesi, onu koruması, muhafaza etmesi olarak ifade ediliyor. Cibril'in ve meleklerin sevmesi de o kul için dua etmeleri şeklinde izah ediliyor. Sürekli ona istiğfar et, onun için istiğfar ederler, onun için dua ederler, muvaffakiyetine efendim dua ederler. Bu yeryüzünde müminler arasında da yayılır. Cenab-ı Hak onu müminler tarafından da sevilen bir kul haline getirir.
Müminler sevdiğinde müminler de ona dua ederler. O muhabbet bile başlı başına bir rahmettir. İmam Müslim'in naklettiği metinde ikinci kısım var. Allah Teala bir kula buğz ettiği zaman Cibril'i çağırır, ona buğz etmesini emreder. O buğz eder, meleklere de bunu emreder. Sonra yeryüzünde de bu yerleştirilir. Efendim, burada bir iki nokta var, üzerinde durayım. Zamanımız azalıyor. Özellikle İmam Müslim'in rivayetinde اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى اِذَا حَبَّ عَبْدًا دَعَى جِبْرِيلَ فَقَالْ. Allah Teala bir kulu sevdiği zaman Cibril'i çağırır ve ona şöyle der. Buradan sanki iki muhatap var. Birisi birisini çağırıyor, o onun yanına gidiyor. O da ona söyleyeceklerini söylüyor. Böyle anlatılması bize bunun olayın böyle gerçekleştiğini ifade etmez. Allah Teala böyle konuşmaz. Onun kelam etmesi böyle olmaz. Her ne kadar müşebbihe, mücessime, günümüzde Vehhabiler böyle tasavvur etse de olay böyle değildir. Allah Teala sesle konuşmaktan münezzehtir. O nida eder, çağrı yapar ama onun nidası sesle olmaz. Allah Teala'nın sesle konuştuğuna dair, Allah Teala konuşur, kelam sıfatı vardır ama bu sesle olmaz. Sesle olduğuna dair ne bir Kur'an ayeti ne de sahih bir hadis vardır. Dolayısıyla bu konuşmayı bu şekilde anlamak doğru değil. Nasıl ki Cibril'e efendim Cenab-ı Hak vahyediyor, bazen doğrudan peygamberlerin kalbine vahyediyor. O nasıl bir kelam-ı nefsinin iletimi ise bu da öyle bir kelam-ı nefsinin iletimidir. Cibril aleyhisselamın bütün benliğinde Cenab-ı Hakk'ın o muradı, o hitabı bütün benliğinde karşılık buluyor. Cenab-ı Hakk'ın öyle buyurduğu Cibril aleyhisselam tarafından kemali fehm ile anlaşılıyor, idrak ediliyor. Dediğim gibi peygamberlerin kalbine inen vahiy de böyledir. Evet, Allah Teala'nın bir kulu sevmesi neticesinde olacaklara bakıyoruz. Hem gök ehli hem yer ehli o kulu seviyor, o kulun duacısı oluyor. Bu çok büyük bir mazhariyettir. Gerçekten de geçmişe dönüp baktığımızda adını rahmetle andığımız, Allah razı olsun dediğimiz insanlar hakkında bunu çok net söyleyebiliriz. Az önce de ifade ettim. Başta Selefi Salihin olmak üzere onların muhabbeti ümmetin kalbine yerleştirilmiştir. Dolayısıyla onlar nasıl yaşadıysa aynı muhabbete biz de muhatap olmak istiyorsak, onlar nasıl yaşadıysa biz de öyle yaşamanın derdinde ve tasasında olmalıyız. Nitekim Cenab-ı Hak Meryem suresinin 96. ayetinde buyuruyor ki innellezine amenu ve amilus salihat, o kimseler ki iman ettiler ve salih ameller işlediler, seyec'alu lehumur rahmanu vudda, Rahman olan Allah onlar için yeryüzünde bir muhabbet yerleştirecek. Bu hadisle o ayet tam birbirine mutabık oluyor. Dolayısıyla sahih iman ve salih amel işin anahtarı. Bunlar yerine geldiğinde Cenab-ı Hak vaadinden dönmez. Efendim, hem kendisi sevecek, hem yeryüzünde hem gökyüzünde o kul hakkında bir muhabbet yerleştirecek. Allah Teala bu gayret içinde olan kullarından eylesin bizi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.